Bugün neredeyiz Dilek? Urla Çift Farm. Muhteşem bir seyir tarası. Bu yürüyüş, geçişler muhteşem. Harika. İki kişilik yatağı. Bunlar da yatak oluyor. Tahmini burada 6-7 kişi rahatlıkla konaklar. Evet, çok yakışıklı o. Bir İngiliz. Korkmuyorlar değil mi bizden? Hayır, hayır. Harika. Ne oldu? Birileri keçiyle. Abi. Çekim 47. Ben Dilek Katal. Ben Nilay Cihan. Hepinize merhaba. Merhaba. Bugün neredeyiz Dilek? Urla Çift Farm. Çok değişik, çok güzel bir yer gezeceğiz. Sizi fazla bekletmeden hemen içeriye almak istiyoruz. Hadi buyurun. Buyurun. Evet Dilek, gel bakalım. Nilay, heyecanla koşuyorsun. Ben her yere koşarak giderim. Ve merhabalar. Bu harika yerin yaratıcısı Handan Hanım bizi karşıladı. Selam. Merhabalar. 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 Çok değişik bir konsept. Biz geldik, çok beğendik, evet. Gezdik. Ve mutlaka burası görülmesi gereken yerlerden biri dedik. Ve şimdi buradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mekan turlarımıza farklı bir renk katacak burası. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyoruz. Evet. Devamında hem sohbet ederiz hem de bu güzel yeri herkese göstermiş oluruz. Tabii, buyurun. O zaman lütfen bize öncülük edin. Nereden tabii, başlayalım, buyurun. Nasıl başlayalım? Evet, önce çiftliğimizin içine buradan bir giriş yapıyoruz. Hemen yanında bir dam var ama evet. Onu en sona saklıyorum ben. Çünkü bu bölümle devam etmek istiyorum. Böyle girdiğim anda sanki bir kasaba gibi. Evet, evet. Görüntü. Evet. Yaklaşık 10 dönüm değil mi burası? Burası 10 dönüm. Evet. Burası köyün meydanına giden, evet, evet. Kasabanın yolu. Öyle güzel. Sol tarafımızdaki bina nedir? Şimdi bu bina bizim üretim yaptığımız mutfağımız. Burada hayvanlarımızdan aldığımız sütten peynir, yoğurt, tereyağı, çökelek gibi ürünlerimizi üretiyoruz. Buradaki hayvanlardan. Süper. Kendi hayvanlarımızdan. Evet, kendi hayvanlarımızdan. Yine doğal. Evet. Her şey doğal. Evet. Devam ediyoruz. Ve burada bir açık, yine bir mutfak bölümü değil. Ya gözleme salonu. Evet. Evet, harika, harika gözlemeler yapılıyor. Saçta gözlemelerimiz pişiyor. Hanımlar, kolay gelsin. Neli gözleme yapıyorsunuz? Bahçemizden, evet, topladığımız otlar. Otlu. Harika, çok güzel. Zaten... Peki burada gözleme yapılıyor. Başka? Gördüğünüz gibi büyük bir tane taş fırınımız var. Evet. Arkada bir tandır ocağımız var, bir yer ocağımız var. Sabahları kahvaltıda gözleme ikram ediyoruz. Harika. Süper. Çok güzel. Kuru biberlerimiz, biberlere bakar mısınız? Evet. Bunlar ciddi acıdır herhalde. Evet. Ve burada lavantalar. Bunlar da çok güzel. Tabii. Harika. O zaman devam ediyoruz. Kolay gelsin. Şimdi evet, burası binalar da renkli. Renkli. Maviden turuncuya geldik şimdi. Burası resepsiyon. Evet, resepsiyondayız. Burası resepsiyonumuz. Burada küçük bir evimiz var. Ailemiz oturuyor. Evet. Burada çiftlikte kalan. Evet. Misafirleri karşıladığımız resepsiyonumuz. Harika. Köyümüzün meydanı. Burada bir balıklı gölümüz var. Evet. Çok güzel var. Balıklarımız var içeride. Oraya geçeriz. Geçmeden önce şey çok güzel olmuş. VC. VC alanı. Burası? Evet. Burası çamaşırhanemiz. Çamaşırhanemiz. Evet. Aa, çok güzel. Tiny House'lara ait. Tabii burada ait. Konaklama olduğu için. Evet. Evlere ait bütün eşyaların yıkanıp ütülendiği alan burası. Süper. Bu dışarıdan gelen misafirlerimiz, evet, misafirler için bir yer için, evet, düşünülmüş bir alan. Çok güzel. Aslında buradaki tiny house'lar biraz kasaba evlerini hatırlatır konsepte, evet, evet, değil mi? Evet. Bunlar sanırım özel tasarım ama. Aynı standart tiny house'lardan değil. O zaman önce şu bölümü gösterelim hepsi mi? Hepsi özel tasarlar. Önce gölümüzü görelim. Suni gölümüz var sanırım burada. Burada bir biyolojik havuzumuz var. Nilüfer havuzu ve içinde balıklarımız var. Yani güzel. Akşam, sabah çok keyifli bir alan burası. Evet. Köyün meydanı. Misafirlerin gelip çok rahatlıkla çay kahve içip akşam dinlenebilecekleri, su sesini alabilecekleri, evet, huzur bulabilecekleri bir mekan yaratmak istedik. Ahmet'ciğim, rengarenk balıklar var içinde. Evet, evet. Çok güzel. Çeşmemiz var aynı zamanda. Evet, o da çok eski bir değil mi? Çeşmesi. Peki burada mıydı o, siz mi buraya da yaptınız? Dışarıdan mı taşındı? Alıçatı'da eski bir evde. Evden çıkmaydı. Evet. Biz onu alıp köyün meydanına buraya oturttuk. Süper. Yukarıda güzel bir gün batımını izlemek için. O zaman önce oraya gidelim. Bence önce oraya gidelim. Hadi evet. Bakalım. Seyir terasımıza doğru geçelim. Çok güzel bir alandan lavantalar geçiyoruz. Mis gibi ya, kokuyor. Geçtiğimiz alan sağlı sollu lavanta. Harika.
Evet, burası hamağıyla, manzarasıyla muhteşem bir seyir terası. Evet. Ve de asmalarıyla. Üzümlerimizde. Evet, bakar mısın? Çok güzel. Ya gerçekten burayı çok iyi düşünmüşsünüz. Evet. Çok güzel bir alan olmuş. Karşı evet. Tamamen kuşçular, ovayı görüyoruz. Hatta karşıda denizi görüyoruz. Direkçe aynen. Orası evet, evet. Balıklı Ova tarafı mı oluyordu? Balıklı Ova, evet olabilir. O çok yakınız oluyor. Çünkü doğru. Evet, evet. Burada çok güzel bir gün batımı manzarası var. Akşam evet. Harika bir rüzgarı var. Süper. Biliyorsunuz Urla'nın, buranın havası evet. Çok özel. Özel. Evet. Oksijeni çok bol bir hava. Hı-hı. Hakikaten çok güzel bir zaten şu anda mekan. Bile şu anda da bile esiyor. Yazın en sıcak gününde burada harika bugün bir esinti gibi. Var. Evet, evet. Evet. Sıcak bir gün. Hatta esintiyle birlikte mis gibi lavanta kokusu burnumuza geliyor. Bu harika. Kokusu geliyor. Gerçekten çok güzel. Biz buradayken hazır sizin gibi pek çok burada işletmeci var. Hı hı. Biz daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Evet. Çok fazla burada evet. Üzüm üreticisi üretici. Var. Evet. Şarap yapılıyor. Çok güzel mekanlar var. Siz de onların içinde burada ciddi bir adaysınız. Ciddi bir adaysınız. Bir o yüzden şunu sormak istiyorum. Bizim de burada bir üzüm bağımız var sanırım. Yani bizim şurada buradan çok net göremiyoruz ama bir 600 metrekareye küçük bir bağ yaptık. Aslında burası bir zeytin tarlasıydı. Ama biz her tarafı asmalarla donattık. Zeytin süper. Tarlası, asmalar ve lavantalarla. Yani tamamen aromatik bitkilerle bezendi. Aha. Yani buradaki her bitkinin bir nedeni var. Harika. Birbirleriyle eşleşiyorlar biliyorsunuz. Evet, onların evet. Aroması birbirleri için evet. Çok faydalı. Asmalar için, zeytinler için. Lavantadan yağ falan böyle şeyler de elde ediyor evet, musunuz? Evet, şu andaki hedefimiz Urlaçi markası adı altında lavantadan yağ, lavanta suyu. Süper. Biliyorsunuz biberiyeler var, evet, biberiyeler evet. Ve diğer aromatik bitkileri de kendi markamız adı altında buraya gelen konuklarımız da satışa sunmak. Olabildiği kadar küçük ama butik. Çok güzel. Çok güzel çünkü lavanta da, biberiye de son derece sağlıklı bitkiler. Ada ve biberiye, çayı, evet, ıhlamur. Biberiye özellikle yağ salınımını vücutta kontrol ettiği için çok ödem atıcı. Revaçta olan bir evet, bitki. Evet, evet. Evet. Çok güzel. Aşağı harika. Geçelim mi? Hadi devam edelim bakalım. Tamam. Yalnız burada birazdan gün batımına tekrar gelmek istiyorum. Evet, gelelim. Kesinlikle gelmeliyiz. Şimdi buradan sağa doğru devam edeceğiz. Hı hı. Konaklama alanlarımız burada. Konaklama alanına geçiyoruz değil mi? Hı hı. Evet. Böyle böyle. Bu yürüyüş, lavantalar geçişler muhteşem. Harika. Mis gibi kokuyor. Ay harika kokuyorlar. Lavanta parfümü kullanmışım gibi hissediyorum kendimi. Neler, lavantalar. Evet. Evet. Handan Hanım 4 tane. Şu anda 4 tane. Evet, evet. Konaklama için. Bu birisi galiba. Bu dördünün isimleri var değil evet, mi? Evet. Bu vagon house. Bu vagon. Vagon tek katlı house. Bir ev. Görmek tamam. İsterseniz. Tamam. Hepsini bir görelim ondan sonra bir tanesini tamam. Gösterelim. Evet. Ben aslında kırmızı var bir tane ama çok onu evet. O çok güzel. Beğendim. Bilmiyorum. Evet. Siz hangisini beğeniyorsunuz? Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Anladım. Hepsini tek tek seçip aldık. Tamam. Bu, evet, bu teraslı. Bu terasta olan garden house. Güzel. Evet. Bunun yüksekliği katı zaten de çok. Teminki seyir terasından evet. Daha aynen. Da yukarıda. Evet, zaten. Evet. Çok iyi bir manzara alacaktır. Evet. Her evin ayrı özelliği var. Kendine evet. Az ayrı hı-hı. Özellikleri var. Konaklama sayıları her evin. Her evde 4 kişi kalabilir en az hı-hı. Rahat. Hı-hı. Sadece birinci evde 6 kişi kalabilir. Birinci tamam. Ev dediğiniz bu kırmızının önündeki. Evet, ada house. Tamam. Bahçe alanları ne kadar? Ortalama gördüğünüz gibi bir güneşlenme alanları, bir de yemek ve ateş hı-hı. Çukurunun olduğu sinema 150 metrekare var. Gibi evet, değil mi? Hı-hı, 150 metrekare sinema oturuyor. Alanı derken sinema mı izliyorlar? Evet, yazlık sinemaları ha. Var gösteriyor. Gösteriyor. Tamam. Bu çok değişik, enteresan. Ah işte geldik. Anladım, şurada karşıda. Evet. Evet. Şimdi bu evin ateş çukurumuz. Evet. Bu Red House. Hı-hı. Bu kahvaltı masası. Hı-hı. Sinema perdemiz karşıda. Karşıda sinema perdemiz. Biz müthiş. Misafirler arzu ederse projeksiyon veriyoruz kendilerine. Harika. Burada yazlık sinema nostaljisini yaşayabilirler. Gerçekten süper. İsterler. Ve manzaraya karşı evet. Efsane. Odun veriyoruz. Hı-hı. Ateş yakabilirler. Kışın genelde odun başında kahvaltı ya da odun üstünde yemek tercih eden bir sahneler var. Falan yapabiliyorlar. Mangal isterlerse mangallarını veriyoruz. Hepsini veriyorsunuz. Evet. Hepsini onlar veriyoruz. Kendileri yapıyorlar. Evet. Tamamen. Evet. Evet, burada evet. Yaşantı. Ben en çok kırmızıyı beğendim. Onun içini görme şansımız var mı? Tabii ki.
O zaman sizi çünkü şöyle önden alalım. Çünkü diğerleri dolu sanırım, o yüzden rahatsız da etmeyelim çok fazla kimseyi. Hmm. En beğendiğimi seçtim. Zaten diğerleri dolu, o yüzden kırmızıyı geziyoruz. Evet, Red House. Red House böyle, gerçekten Red çok House. Güzel. Giriyorum evet. içeri. Şöyle bir bakalım. Muhteşem gene. Çok genişlik bunlar da. 2.55 mi? Bu arada değil mi? Panjuru bile düşünülmüş. Evet evet. Harika. Hatta ben bir şey dikkatimi çekti. Sineklikler bunlar evet. Dışarıdan alüminyum kaplı gibi sanki. Yani güneşi içeri almayıp yansıtıyor değil evet, mi? Evet tabii tabii. İçeri girerken gördüm. Güneş kırıcı perdeler var. Sineklikler var. Mutfakta bütün mutfakta detaylarımız var. Detaylı eşyalar var. Çay evet evet. Makinesi. Ocağım, buzdolabı. Evet, i̇şte hepsi hazır. Banyomuz. Yukarıda çift kişilik bir odamız. Evet. Evet. Dolap alanları. Çok güzel. Banyo olanları. Yukarıda çift kişilik, bir de bunlar evet. yatak oluyor. Bu en küçük evimiz en küçük. Bu arada. Evet. En küçük. En şirin. Ben onu beğenmişim o zaman. Çok güzel. Peki. Peki devam edelim o devam. Zaman. Deniz manzarası bile var. Diyorum. Evet. Çok güzel. Bunlar da vadiye doğru bakıyor. Evet. Burada deniz manzarası da var. Devam edelim. Evet. Onun en çok olduğu şey herhalde zeytin ağacı. Tabii tabii zaten zeytin evet. bahçesiymiş evet, zeytin öncesinde. Ama orada lavantaları bitirdik. Burada zeytin ve biberiye'ye geldik. Evet. Hı-hı. Burası... Burası en büyük evimiz. En büyük olan, evet. En büyük iki odalı ve hı-hı. üstte yatak odası olan altı kişilik evimiz. Hı-hı. Ada Tiny House'tayız. Bunun bir farkı evet. var, çok hoşuma gitti. Terası var burada kocaman. Evet, evet. Evet, bu çok büyük terası olan evet. bir ev. Normalde burada güneşlenme şezlongları var ama biraz önce misafirlerimiz çıktı. Evet. Onlar temizlenmeye gittiler. Süper, evet. Bu harika. İki odalı. Loft yatağı olan bu en büyük. En evet, büyük. Evet. 6 kişilik. İçinde her şeyi, bulaşık makinesi de dahil olmak üzere. Her türlü şey tesisat olan bir ev. Harika. Harika. Kısacık ben Ahmet'e göstermek istiyorum. Hadi. Ahmet gel. Bu en büyük tiny house'umuz. Ops. Bunda bulaşık makinesi de var, mutfağı. Burada bir tane odamız var. Bayağı da geniş. Yani güzel bir oda. Oturma odası gibi olmuş. Devam ediyorum. Buradan çıktıktan sonra tekrar zaten banyosu, duşu, üst katında da iki kişilik yatağı. Bunlar da yatak oluyor. Tahminim burada 6-7 kişi rahatlıkla konaklar ve lavanta. Bence bu çiftliğin sembolü olmuş. Her yer lavanta. Mis gibi kokuyor gerçekten. Hadi çıkalım. Evet. Handan Hanım, sol tarafta açık bir de tarım var. Evet. Orada biber, domates sanırım. Evet, bu arazide birkaç tane tarım yaptığımız alan var. Hı-hı. Bunlardan bir tanesi burası. Evet. Misafirlerimiz de kendileri de buradan istedikleri sebzeleri toplayabilirler. Aslında şöyle, bu organik evet. tarım. Evet. Burada evet. sebze tarzı şeyler, burada da doğal aromatik bitkiler var değil tamamen mi? Tamamen aromatik bitkiler doğru. var yine burada. Hı-hı. Sakız ağacı. Evet, sakız ağacı. İşte ada çayı, lavanta, evet. o tip şeyler. Yel değirmeninden bir evet. wine house. Çok evet. şirin. Çok şirin. Kırmızı. Evet. evet. Yuvarlak bir yapının içerisindeyiz tabii ki. Yankılı. Of çok güzel. Serin. Aslında muhteşem. Serin diye düşünüyorduk ama içeriye girince evet. farkı anladık. Evet evet. Ne sıcak havalarından. Evet çok keyifli bir burası havalarından. Da şarap evimiz. Ve bu kalda bu bölgeye ait bütün aha. şarap bağlarının şarap örnekleri var. Misafirlerimiz hangisini isterse, hangisini tercih ederse İçebilirler. Evet. Saat 2'den itibaren Wine House açılıyor. Pizza, şarap, peynir tabağı, çok atıştırma güzel. Tabağı gibi servisimiz var burada. İçeride süper. Sadece Urla şarapları, Urla şarapları. Yani bu evet. buradaki bağları evet. şarapları evet. var. Urla şarapları. O zaman çok dileriz ki pek yakında kendi şaraplarınızı da burada görelim. İnşallah bu sene kendi şaraplarımızı da kısmet olursa harika. Alacağız. Süper. Deneyeceğiz. Bakalım inşallah güzel olursa. Şu şarap ve pizzaların tadıldığı terasa doğru restoran kısmımıza geçelim. Evet, buraya doğru geçelim. Hadi. Hadi bakalım. Buyurun. Burada yalnız benim tahminimce yine evet. çok iyi bir gün batımını alıyorsunuz. Evet, yani masaları ona göre şey. Yerleştirmişsiniz. Aynen. Hı-hı. Değirmenin altında. Değirmenin altında. Hedefimiz haftada bir güzel chef table, bir masa, bir İtalyan mutfağı, bazen Ege mutfağı, cuma ya da cumartesi planladığımız bu. Burada böyle küçük yemekler vermek, özel yemekler vermek şeflerle. Çok güzel, çok güzel. Planımız bu. İnşallah. Onun bir tanesini görmüştüm, bayıldım. evet. Görüntüler çok güzeldi, evet, yemekler evet. harika görünüyordu. Evet, evet. evet gerçekten. Evet, bu alanda bu evet, şekilde devam ediyor. Etrafta hı-hı. yer yerde birçok yere de hamaklar koymuşsunuz. Evet. Bunlar da çok keyifli hı-hı. olmuş. Biz
misafirlerimiz evet. manzaradan faydalansınlar. Kesinlikle. Güzel çok güzel esiyor yani. Evet. Evet. Çok güzel esiyor. Temiz havadan faydalansınlar diye. Peki restorana ne taraftan geçelim? Restorana evet. aşağıdan şuradan geçelim bence evet, gene. Tamam o taraftan geçelim. Evet devam edelim bakalım. Lavanta yolundan devam. Lavanta yolundan gidiyoruz. Ama yani ne kadar güzel kokuyor değil mi? Evet. Mis gibi. Zaten hani sadece lavanta da yok dedi. Ya bir işte keşke siz de o kokuyu alabilseniz. Evet, onu veremiyoruz ekranda. Restoranımıza geçmeden önce sen bize bir söylesen biz Urla merkeze kaç kilometredeyiz? 7-8. Değil mi? Evet. Peki etrafımızda neler var? Of harika plajlar var. Demircili Koyu, Altınköy, Seferihisar ve Urla'nın birleşimi harika plajlar var bir evet. kere. Her şeyden önce burada Çeşme'ye bile buradan 30 dakikada gidiyorsunuz. Tabii tabii kesinlikle. Çok güzel. Balıklıova çok yakın değil mi? Karaburun gidebileceğiniz Keza. Koy deniz alternatifi muazzam. En evet. uzağı yarım saat uzaklıkta. Evet. O kadar söyleyebiliriz. aynı zamanda Dilekçim çok fazla biliyorsun gastronomi burada gelişti. Çok iyi mutfaklarımız da var çevrede. Doğru. Burada zaten bir restoranımız var ama çevrede de diğer bağları buyurun. Ve restoranları da ziyaret edebilir kişiler. Evet. Şimdi o güzel ahşap kokan kuzineli restoranımıza girelim. Restoranda hem açık hem de kapalı alanımız var. Burası kapalı alanımız. Burada konaklayanlar burada kahvaltılarını sanırım isterlerse yapıyorlar. İster evlerinde yapıyorlar, ister burada yapıyorlar. Aynen. İsterlerse misafirlerimiz kendi bahçelerinde isterlerse evet. burada yapabilirler. Ama bildiğim kadarıyla siz burada özel kahvaltı programları da düzenliyorsunuz değil mi? Tabii çünkü şu an doğal kahvaltınız da ünlüsünüz. Yaklaşık bir aydır biz dışarıya da kahvaltıyı açtık burayı. Burası kışlık alan, çevrili ve bağın önünde de bir yazlık evet. alanımız var. Evet. Dışarıdan da misafirler isterlerse buraya kahvaltıya gelebilirler. Ve kahvaltıya harika. Gelen her şey burada yetiştiriliyor. Tamamen kendi çiftliğimizde. Yumurtamızdan, sütümüzden, aynen. peynirimizden, evet. her şey domates, salatalık, tarladan biber, sofraya. Aynen, kesinlikle. Şey hem tarladan sofraya hem kendi mutfağımızda. Gördüğünüz gibi kadınlarımız ekmeğimizi evet. yapıyor, gözlememizi yapıyor ama hakikaten tamamen doğal ürünler kullanıyoruz. Dışarıdan aldığımız birkaç ürün dışında hiçbir şey yok. Ve gelen misafirler zaten çok gidiyor. Kendi yemediğimiz hiçbir şeyi misafirlerimize sunmuyoruz. Harika. Peki burada şurayı bir detay. Gördük. Aynen gözümüz. Evet. Bunu da biliyoruz. Evet. Buradaki bahçemizdeki zeytin ağaçlarımızdaki evet. yağımız. Aynen. Peki burada yağı kendiniz mi çıkarıyorsunuz yoksa gönderip işletiyor musunuz? Şimdi biz yaklaşık 300 kadar ağacımız var burada ve bunları erken asat yapıyoruz. Erken asat soğuk sıkım. Soğuk sıkım. Burada tarım kooperatifine yolluyoruz. Harika. Besin değeri oldukça yüksek. Asit oranı çok düşük. Oldukça kaliteli bir yağ bu. Evet, renkten belli. Hiç sıfır tortu. Evet. Tabii tabii. Bu sene kendi ürünümüzü markalaşma yoluna gideceğiz. Biraz önce de bahsettiğim evet, gibi. Evet. Buraya ait tüm ürünler zeytin. Ve zeytinyağımızı da tescilleyip evet. misafirlerimize satışa sunacağız. Müthiş. Çok ben bunu güzel. Sandığa yerine koyuyorum. O çeyiz sandığı gibi zaten. Evet, çok güzel. Evet harika. Peki. Peki burada yapılacak bayağı bir alternatif var mı? Mutfakta da manga, ocak. Şimdi burada birçok alan var aslında. Çiftlikte birçok alanlar tasarladık. Açık alanlar, kapalı alanlar, aşağıda yine kapalı bir alan. Burada eğitim toplantıları yapılabilir. Burada doğum günü partileri yapılabilir. Evet, etkinlikler çok burada birçok etkinlik evet. yapılabilir. Evet, evet. Planladığımız birçok şey var. Bugün bir yardım derneği için bir kahvaltı düzenledik. Vardı. Sosyal sorumluluk projelerinde olacağız her zaman. Çok gönül veriyoruz bu işlere ama burada birçok şey olabilir. Birçok etkinlik yapılabilir, kutlamalar yapılabilir, yemekler evet. yapılabilir. Biz bunlara açığız. Burada altyapıyı oluşturduk. Şeyi sormak istiyorum. İlk açılışınız yaklaşık 2,5 yıl kadar oldu mu? Pandemi dönemiydi diye. Pandemi döneminde evleri konaklamaya açtık. Aslında evler bize aitti. Ailemizin çiftliğiydi kendimiz, burası. Evet. Kendimiz kalıyorduk. Konuklarımız, misafirlerimiz içindi. Burası ticari bir yatırım değildi. Ama COVID'le birlikte Alaçatı'da bir otelimiz daha var. Misafirler acaba çiftliğinizde de kalabilir miyiz? Merak ediyoruz ne güzel, gibi bir şey. Ne güzel. Bir fikir gelişince. Herkes böyle bir yer arıyor. Aynen. Kendimizden yola çıkarak
kurduğumuz bu evleri yavaş yavaş misafirlere açmaya başladık. Yavaş yavaş kahvaltı, yavaş yavaş etkinlik alanları derken talebe doğru bir ilerleme oldu. Turizme isterseniz zaten otel var. Biraz daha içine girmiş bizim, oldunuz. Bizim kendi çiftliğimiz. Bu da turizme doğru. Katkı oldu. Evet, katılan bir işletme oldu. Bu arada oldu. Kuzine çok güzel. Evet, kışın orada ekmek yapıyoruz, kestane yapıyoruz. Misafirlerimiz bazen kalabalık bir grup kapatmış ve burada barbekü partisi yapıyorsa kestanelerini de yapıyor. Güzel. İşte şömine karşısında keyifli vakit geçiriyorlar. Siz burada akşam yemeği şu anda vermiyorsunuz ama Tiny House'da kalan müşteriler diyelim ki mangal yapmak istedi. Ne yapıyorsunuz? Biz onların mangallarını veriyoruz. Aa, harika. O kendi bahçelerinde, isterlerse ateş çukurlarında mangallarını kendileri yapabiliyorlar. Evet. O zaman açık bölüme doğru devam edelim. Tabii. 6'da hemen sanırım üzüm bağı. Evet. Burada açık bir etkinlik alanımız var. Burada yemekler, davetler olabilir. Evet. Kahvaltı alanı yine. Ve arkada da bir 500 metrekare alanda bağımız var. Peki cinsimiz ne? Bunlar kırmızı şarap, Cabernet. Cabernet. Ekimi yapıldı. Bu sene 3. sezonu ve bu sene inşallah ilk ürünlerimizi alacağız. Bu çok seneyi. Güzel. Evet, ne kadar keyifli değil mi? Evet. Muhteşem. Evet, burası da çok güzel esintisiyle. Gerçekten keyifli bir alan olmuş. Masalar da çok orijinal olmuş. Evet evet, masalar da çok güzel. Çok doğal. Ortama her şey uygun zaten. Evet, gerçekten çok keyifli bir yer. Huzurlu bir yer. Doğanın içindeyiz yine. Urla, kuş seslerini duyuyorsun değil mi? Urla'nın merkezi dışında aslında her yer tamamen doğa. Evet evet. Umarım bu tür yerlerle bozulmuyor. Ya, İnşallah Urla'nın, hep böyle kalacak. Evet. Urla'nın merkezi de şöyle aslında, orada da istersen tam merkezden bahsediyorum. Tam merkezde tam merkez. Eski taş evler evet, aslında. Orası. O da çok güzel. Orada, bir, ya orada da kültür yaşıyor. Tabii ki orası da farklı bir orada yer. Orada farklı bir ama kültür. Ama burada her yer yemyeşil. Evet. Tamamen doğa. Burada da ikinci bir seyir terasımız ve barımız var açıkta. Evet. O zaman ben size şöyle mikrofonu emanet edeyim. Evet. Ve kendimi... Oturabilirsem. Evet. Tabii yağmur nedeniyle şu ara sürekli minder toplama derdindeyiz. Bunların hepsinin çok güzel minderleri var. İşte burası da bir etkinlik alanı. Burayı da ayrıca yarattık. Buradan bakınca da çok güzel. Ben şimdi buranın amacını anladım. Tam karşımdan güneş batıyor. Aynen. Evet evet. Aynen. Evet. Öbür terası da aynı. Aynen, kesinlikle. Zaten manzara olan tamamen her yer. İşletmenin cephesi farkındaysan bu tarafa dönük. Aynen. Evet. Aynen. Burada da bir yemek olduğunda ya da bir doğum günü, bir parti, bir event olduğunda servis verebileceğimiz bir bar. Bağın önünde işte bir ambiyans yaratmak istedik. Evet. Evet, buradan şimdi ben de... Seni artık seni alalım. Bu keyfe bir son verelim. Tamam. İnebileceğim mi? İnebilirim. Tamam, ben sabitledim. Tamam. Devam. Peki şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Bayağı büyük bir yer olunca. Bir büyük seramız vardı. O tarafa doğru gidelim isterseniz. Hector! Gel. Hector! Gel. Truva'daki Hector. Wow! Eşek! Merhaba! Hector! Canım. Kuzum! Hector. Gel. Sen ne yakışıklı bir şeysin Hector. Evet, çok yakışıklı o. Bir İngiliz. Nilay ablası öbürünü de sev. Ama tabii ya. Ay çok şirin. Sevdirmek istemedi mi? Bebe. 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 Evet. Kızım koydu onların isimlerini. Evet. Bebek. Peki harika. Başka neler var çiftliğimizde? Ali Baba'nın çiftliğinde. Evet, tavuklarımız var. Evet, ben bir tavus kuşu gördüm. Evet. Horozlarımız. Evet. Tavus kuşlarımız burada. Orada. Hector, görüşmek üzere. Kuşlarımız burada. Of, çok güzeller. Aslında arada dışarıya bırakıyoruz arada. İçerideler, kaçmasınlar diye. Peki o güzel gösteriyi ne zaman yapıyorlar? Biraz gelir müzik mi? Açsak onlar şimdi bize bir gösteri yaparlar. Onlar gerçekten mi? Çiftlikte ara ara müzik açıyoruz. Onlar da kanatlarını açıyorlar. Burada koyunlar, keçiler var bildiğim kadarıyla. Onlar evet, hepsi şu an dışarıda. Şimdi onlar birazdan gelecekler. Yukarıda otlaktalar. Evet. Evet. Evet, harika. Pekala. Yahya nasıl açacak bunlar? Hadi müzik nerede? Şimdi müzik de geliyor. Her şey geliyor. Her şey geliyor. Keçiler de koyunları da al gidiverelim gari. Çok tatlı. Onlar da bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Herkes kendince bir şeyler söylüyor. Evet, onları sabah akşam müzik dinletiyoruz. Ne güzel. Evet. Harika.
hayvan dostlarımız. Aynen. Zaten Lucy de sanırım sizinle çok eski bir... Evet, ona evlat edindik. Burada çok mutlu. Evet. Lucy normalde hep yanımızda geziyordu ama aynen, bir şeyler buldu bence. Yo, bence yiyecek bir şeyler buldu. Aynen. O şu anda bize hiç bakmıyor. Hayır, bugün kahvaltıdan dolayı çok çok kötü. Yoksa ayrılmazdı yanımızda. Evet. Şimdi Sera'mız var. O ne tarafta kaldı? Sera'mız da solda. Sol tarafta. Gel. Durmayın, bir tanesi bayağı büyük yalnız. Bu nasıl güzellik? Korkmuyorlar değil mi bizden? Hayır. Gelin kızlar. Allah Allah. Çok tatlılar. Şu yavrular gelin. Yavrular çok güzel. Kızlar. Kızlar. Ahmet tarçana gittiler. Ne oldu? Birileri keçileri kaçırmış. Ahmet Yahya koşuyor keçilerin peşinden. Neyi kaçırmış? Yanlış yöne gittiler. Yanlış. Nereye gidiyorsunuz? Sana da mı? Haklısın. Yanlış yöne mi gitmişler? O da burada lafını söyledim. Bir saat. Bizden gelmeleri gerekiyor. Evet, evet. Gelin kızlar. Ha, onlar da içeriye girmek için sesleniyorlar. Evet, herkes evine. Herkes evine. 5 saat. Değil mi? Geliyorlar. Hadi bakalım, buyurun. Tamam, Sera'ya doğru ilerleyelim. Hadi bakalım. Ya burası çocuklar için harika bir yer. Aynen. Biz aslında böyle büyüdük. Bizim tabii, çocuklarımız tabii. Biraz daha tabii... Ah maalesef bunlardan daha olacak. Onlar teknoloji çocuğu. Evet. Aynen. Evet, hemen sağ tarafta hem kapalı hem açık. Kapalı evet. Seramız da var. Seramız burada. Hı-hı. Kabaklarımız, domatesler. Kabaklar, domatesler. Sera'da neler var? Sera'da çok şey var. Ov diyoruz. Salatalık gördüm. Evet, her şey burada. Muhteşem. Ben şimdi buraya geldim. Konaklıyorum. Bu salatalığı koparabiliyor muyum? Evet. İşte bu. Miray, benim bahçeye de gelsen koparabiliyorsun. Evet. Biberlerimiz var. Biber. Miray, Ahmetciğim bakar mısın güzelliğine? Bunlar biraz acı galiba ama. Yani görüntü böyle. Biberler, evet, patlıcan. Bunlar evet. Domates. Patlıcan, salatalık. Harika domateslerimiz. Taze biberler. Günlük her sabah buradan hı-hı. Sebzeler toplanıyor. Domatesler. Fasulyeler, her türlü sebzemiz var burada. Hı hı. Yanda kabaklarımız. Harika. Buradan topladığımız sebzelerle misafirlerimize kahvaltı, yemek hazırlanıyor. Müthiş. Mükemmel. Mükemmel, evet. Devam edelim. Burada bir de hemen üstümüzde bir dut ağacı var. Evet, dut ağacı. Evet. Bakar mısın? Evet, tutlarımız da burada. Her şey var. Ben şuradan olması çok gereken... olmuş bir tane aldım. Evet. Evet, pekala. Hı hı. Kabaklar. Ay, çıtır çıtır körpeleye bak, tabii. Sütü çıkıyor. En güzel şey bu. Dünyadaki evet, evet. En güzel zevklerden biri. En aynen, yetiştirip bunları koparıp aynen. Ve evet, yiyebilmek. Allah gerçekten. Sağlık ve o evet şeyi nasip etsin. Kesinlikle. Devam. Bir şey yiyelim. Evet. Sağlıkla, bereketle. Handa Hanımcığım. Evet. Çok güzel bir çiftlik gezdik bugün sayenizde. İnanılmaz keyif aldık. Çok güzel objeler ve doğayı gördük. Ama merak ediyoruz biz Nilay'la. Bu fikir nasıl doğdu? Bunu nasıl yarattınız? Urla nasıl doğdu? Bu bizim ailemizin hayaliydi. Bir çiftlik yaratmak. Kendi ektiklerimizi, biçtiklerimizi yemek. Hayvanların olması. Hı-hı. Doğada yaşamak. Böyle biraz kırsalda. Bir şeylerle uğraşmak, oğlumun, kızımın, eşimin benim hayalimdi. Evet. Buradan yola çıktık ve yavaş yavaş bu dağda bulduğumuz tarlayı işledik. Burası hakikaten dağdı, girilmeyecek bir zeytinlikti. Çok emek var burada. Hı-hı. Şu anda böyle göründüğüne bakmayın. Evet, yaklaşık 5 yıllık bir emek var burada. Her şeyi düşündük, ince tasarladık. Ağaçlara zarar vermeden, bütün elimizdeki alanları en düzgün doğaya, bitkilere zarar vermeden nasıl kullanabilirsek öyle kullandık. Hayvan damımız zaten vardı. Nasıl döndürebiliriz? Hayvanlardan ne yapabiliriz? Bitkilerden ne yapabiliriz? Sağlıkçı bir aileyiz. Eşim hekim, ben emiryoluğum. Dolayısıyla onu da, o bilgi birikimini de kattık buraya, katmaya çalıştık. Nasıl faydalı olabiliriz? Biraz turizm de var işin içinde, mesleğin içinde. Turizm,
hayallerimiz, sağlıklı yaşam. Hı hı. Zaten Urla Çiğ burası. Yani bir enerji, herkesin enerji alabileceği, sağlıklı yaşayabileceği, doğada kaçabileceği güzel bir mekan olsun dedik. Yani kendimiz için ne istediysek misafirlerimiz de buna kavuşsun istedik. Biz ne yiyorsak onlar da yesin istedik. Güzel bir hayat. Tamamen bu hayalle yola çıktık. Umuyorum gelen herkes burada bu enerjiyi hissediyordur. Burada mutlu saatler geçirsin, mutlu gitsin. Kaç saattir buradayız? Biz yaklaşık 3 saat oldu değil ne mi? Ne kadar keyifli, huzurlu, evet. Pozitif bir ortam. Evet. Ay çok teşekkürler. İşte istediğimiz bütün beklentiniz buydu. Önemli. Kesinlikle Handan Hanım'ın kesinlikle enerjisi harika. Yani o sizin pozitifliğiniz zaten bize buradaki yansıdı bize zaten. Yansıdığı gibi misafirlere de yansıyacak. Çok mersi. Sizin için de öyle. Çok evet. Teşekkürler. İşte şu hayvanların sesi sabah bunlarla uyanmak. Evet, evet. Kuş orada sesleri. Duyduğumuz evet. Kuş sesleri, doğru. Güneşin batışı, doğuşu, evet. Kahyamızın sesi. Harika. Yahya, yani, Kahya. Burada sizi karşılayan. Lucy harika. Zaten. Bunlar, bu dostlar. Evet. Hepsi çok güzel. Hemen hemen tamamını gezdik ama bir de manej alanımız vardı. Sanırım evet. Enginar da tarlanız varmış. Küçük bir enginar tarlamız var. Meyve ağaçları var. Evet. Amacımız burada kışın detoks kampları yapmak. Harika. Sağlıklı yaşam merkezi yapmak. Bir bütün alanın etrafında bir yürüyüş yolu var. Ben biraz etrafın peyzajı, cicivicisiyle uğraştım ama altta büyük bir altyapı ve büyük bir emek evet. Var. Eşim de daha çok onlarla, bütün onları tasarlayan, planlayan ve gerçeği, hayalleri gerçeğe dönüştüren kişidir. Bütün plan dahilinde her şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Çok eğer başarılı olmuş. Bir kamp alanı olursa burada kalacak kişiler... sebzelerini toplasın, doğal beslensin, yürüyüşünü yapabilsin, temiz hava alsın. Peki mesela şimdi diyelim ki ben geldim, Red House'da kaldım, evet. Misafirinizim. Hı-hı. Ve kendi evimde yemek yapabiliyorum. Evet. Gelip ortak alanınızdan yani o seranızdan işte bir şeyler alıp mesela bir patlıcanımı, kabağımı toplayabiliyorum evet. Ve yapabiliyorum. Harika. Evet. Evet. Harika. Peki 4 tane var şu an konaklama alanımız. Bunu evet. Çoğaltmayı düşünüyor muyuz? Evet, şu anda 3 tane daha ileride teraslı hı-hı. Alanımız var. Hı-hı. Onlara da biraz daha farklı konsepte planladık. Şu anda inşaat sezonuna girdiğimiz için hı-hı. Yavaş yavaş evet. istek doğrultusunda 3 tane daha ev planlıyoruz. Çok güzel. Onlar da çoğalacak. Tabii şöyle, burası 10 dönüm. Biz 10 dönümün yani. Tamamını size gösteremedik ama Handan Hanım'ın anlattıklarını lütfen hayal edin ve hatta gelip şu ortamı yaşayın. Yaşayın. Evet, bu havayı koklayın. Bu güzel enerjiden yararlanın. Çok mersi. Ve burayı yaşayın. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Biz çok mutluyuz burada. Evet. Hayaller kurduk ve gerçekleştirdik. Uğraşıyoruz. Daha da güzel olsun diye uğraşıyoruz. Misafirlerimizle paylaşmaktan çok büyük zevk alıyoruz. Siz de hakikaten. Çok keyifli bir zaman geçirdik evet. Bugün. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Için. Çok kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün geçirdik. Lezzetli yüzmeler çok lezzetliydi. Evet. Söyleyelim. Evet. Güler yüz ve lezzet birleşince tadına doyum aslında olmadı. Sanırım güler yüz her şeyin evet. Önüne geçiyor. Kesinlikle. Bana göre ben çok teşekkürler. Bekliyoruz misafirlerimizi de. Memnuniyetle. Mutlaka gelip görmeniz, ziyaret etmeniz gereken bir yer. Burayı sakın es geçmeyin. Mutlaka gelin ve görün. Buyurun. Bir dahaki mekanımızı da sabırsızla bekliyorum. Urla'da harika yerler var. Urla'ya geldiğinizde keşfedeceğiniz harika yerlerden birindeydik bugün. Bizi izlemeye devam edin. Devamı gelecek. Ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Epayinci Urla'dan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.